Halil Ferah 55.000 kişi öldü mü? Başlığa geleceğim ama şunu belirtmek isterim ki siyasetin ve siyasetçinin kullandığı dil bizim kullandığımız Türkçeden farklıdır. Bunu bilelim ve verilen sözlere ona göre bakalım. Nasıl mı? Mesela seçimden önce ne dediler? Gençlere cep telefonu ve bilgisayarı vergisiz vereceğiz diye kısaltacağımız bir açıklama yapıldı mı? Yapıldı. Sonra ne oldu? Üstüne çalıştılar ve formülü buldular. Gençler sözü oldu öğrenci. Okumayan cep telefonu, bilgisayar kullanmıyor sanki. Ondan sonra 2 yıllık, 4 yıllık diye ayırdılar ve yetmedi, harcama limiti koydular. İşte siyasetin dili böyle. Söz verdi mi verdi, yaptı mı yaptı. Ama senin benim anladığımla onun anladığı farklı. Ya da emekliye %25 zam verdi. Maaş almaya giden hesabında zam göremeyince kök maaş diye bir şey icat etmişler. Onu anlatıyorlar aylardır. Zam yaptı mı yaptı. Sen aldın mı? Yok almadı ama olsun. Çok daha yakın örnek. Bir defaya mahsus ikramiye vereceğim dedi mi? dedi. Verdi mi? Çalışmayan emekliye verdi. İhtiyacı olan, çalışmak durumunda kalan emekli avucunu yaladı. İşte siyasetin dili dediğimiz bu. Bu dil tüm devlet kurumlarında karşımıza çıkıyor. Zira AKP iktidarının yıllardır en başarılı olduğu kelimeler ve rakamlarla oynamadaki becerisi Hatırlayın, bir rakam oyunuyla hesaplama şeklini değiştirip kişi başına düşen gelir bir gecede artmadı mı? E, senin cebine para girdi mi? Hayır. Ama olsun, gelirimiz arttı. Şimdi gelelim başlığa. TÜİK denen istatistik kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Böl topla çarp çıkar, sonra gel bana da anlat. Kurum nasıl bir hesap yaptıysa yeni işe giren sayısı sadece 1000 kişi. Fakat bakıyorsun, bir önceki aya göre azalan işsiz sayısı 56.000 kişi. E, aradaki 55.000 kişiye ne oldu? Böyle toplu bir ölüm vakası da yok. İşte kelimeleri ve rakamlarıyla oynamanın kerameti burada da karşımıza çıkıyor. Nasıl mı? Belli bir süre iş bulamayan kişi işsiz sayılmıyor. Nasıl taktik ama? İşsizlik oranı 9.2 olarak açıklanıyor. Yani sorunu yok sayarak yok etmeye çalışıyor. Biz de bunu yiyoruz. Ha unutmadan aynı TÜİK tüm vatandaşları etkileyen enflasyon oranlarını da hesaplıyor. Kurun şimdi hesap yaparken sepetle ne var onu da açıklamayı kesti. Sen de sene sonunda bu hesaba göre zam alacaksın. İş bulamayan kişiyi işsiz saymıyorsa geçinemeyen işçi ve emekliyi nereye koyacaklar? Çok merak ediyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.